lerde numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra onun bu kitaplarda suç ve cinayetin gerilimli hikayesini anlatırken bir yandan da ele aldığı konuyla ilgili bilgi vermesi işte bu kurgudandır cümlesinin getirilmesi uygun olur. Elveda güzel vatanım Ahmet Ümit'in sanıyorum en iyi romanı. Bu tür değerlendirmelerde hep en yenilerin bir nebze avantajlı olmasından dolayı sanıyorum dedim. Yıllar boyu severek okuduğum diğer Ahmet Ümit romanlarına Sis ve Gece'ye, Patasana'ya ya da Kuklaya haksızlık etmek istemem. Ama Ahmet Ümit'in bu kez son yıllardaki eğiliminin dışında değilse de üstünde bir roman yazdığı muhakkak. Ahmet Ümit her romanını bir konu, bir tema etrafında kuruyor. Sultanı Öldürmek, Fatih ve Feti, Beyoğlu'nun En Güzel Abisi, Beyoğlu Rapsodisi, İstanbul Hatırası hep böyledir. Şimdi bize e, numaralı cümleden sonra getirilmesini istediği cümlede demiş ki işte bu kurgudandır demiş. İçerisinde kurgu ya da kurmakla ilgili bir kelime geçen cümleye bakabiliriz. 5 numaralı cümlemizde demiş ki Ahmet Ümit her romanını bir konu, bir tema etrafında kuruyor. Sultanı öldürmek nokta 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 İstanbul Hatırası hep böyledir. Onun bu kitaplarda suç ve cinayetin gerilimli hikayesini anlatırken bir yandan da ele aldığı konuyla ilgili bilgi vermesi işte bu kurgudandır demiş ve bu iki cümleyi birbirine bağlayacak e, tek cümle yani birbirine bağlanabilecek tek cümle olduğunu görebiliyoruz. 5 cümleden sonra bu cümlenin getirilmesi uygundur. Cevabımız Edirne. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra ondan hiç haberimiz yok. cümlesinin getirilmesi uygun olur. Gerçeğin gerçekten nasıl bir şey olduğunu anlamak için elimizde araç yok. Gazetecinin yazdığını herkes biliyor. Romancının yazacağını peki? Ondan hiç haberimiz yok. Yazmadan önce romancı da bilmiyor yaratacağı dünyaları. Bu esrarlı durumdur ki romanı okumaya itiyor okuyucuyu. Üçten sonra gelmesi bu cümlenin en uygunudur. Cevabımız Ceyhan. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinden önce... Birinde yürünüp gidilirken öbüründe dura kalka, düşüne taşına sürer okuma. Cümlesi getirilirse anlamcı bütünlük sağlanmış olur. Okurun romanla ilk ilişkisi meraklılarına karşılık veren hikaye ile arasında kurduğu köprüyle olur. Bazen metin uzatır bu köprüyü, bazen okur. Sonra orada kalmakla hikayenin altını kazmaya başlamak arasında bir yol ayrımı çıkar. Romanın bütün ögelerinin gizleri çözülürken dil için ayrı bir sayfa açılır. Orada anlatının sözcük ve cümle bilgisi içinde oluşan söylemi ayrı bir katman oluşturur. Şimdi burada anlamcı bir bütünlük sağlayabilmek için kelimeler arasındaki anlam ilişkisinin sağlam olması gerekmekte. Birinde yürünüp gidilirken öbüründe dura kalka düşüne taşına sürer okuma demiş. Şimdi biz üçüncü cümleye bakalım. Sonra orada kalmakla hikayenin altını kazmaya başlamak arasında bir yol ayrımı çıkar orada kalmak ve hikayenin altını kazmaya başlamak arasında. Şimdi orada kalırsa birinde yürünüp gidilirken demiş yürüyüp gider. Bu iki ifade arasında anlam ilişkisi kurabiliriz. Hikayenin altını kazmaya başlamak arasında altını kazmaya başlarsa da dura kalka düşüne taşına sürer okuma. Yani burada iki zıt ifadenin birbiriyle arasındaki bağlantıdan söz ödebiliriz. Üçten sonra gelecektir cümlemiz. Bize hangisinden önce dediği için 4 numaralı cümlemizde cevabımız olacaktır. Cevabımız Denizli. Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisine? Çünkü her kuşak kendinden önceki kuşakların bütün bilgisine sahip oldukça bir basamak yukarı çıkar cümlesinin getirilmesi uygun olur. Hangisine demiş burada da dikkat etmemiz gerek. Her kuşak kendi tercümesini yapar denir ama daha doğrusu şöyle olmalı. Önceki kuşakların tercümesini ancak sonraki kuşakların yapması. Tarih bilimi bile hep kendi üstüne basarak ilerliyor. Nusrat Bener'in yazdıklarının değerinin aradan neredeyse 40 yıl geçtikten sonra anlaşılmaya başlanmasının nedeni artık o basamaklara çıkılmış olmasında saklıdır. Bana kalsa ve olanağım da olsa elimde bir başına Vüsat Bener için bir dergi çıkarıp onun dünyasını çepe saran bir yazınsal coğrafya oluşturmaya çalışırdım. Şimdi bize verdiği cümlede alt soru, cümle, soru cümlesinde demiş ki bütün bilgisine sahip oldukça bir basamak yukarı çıkar. Bu bizim kilit cümlemiz olabilir. Dördüncü cümlemizde demiş ki Vüsat Bener'in yazdıklarının değerinin aradan neredeyse 40 yıl geçtikten sonra nokta 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 o basamaklara çıkılmış olmasında saklıdır. Buradaki basamak ve buradaki kullandığımız basamak kelimesi birbiriyle bağlantılı olabilir. Bundan önce getirip deneyelim. Tarih bilimi bile hep kendi üstüne basarak ilerliyor. Çünkü her kuşak kendinden önceki kuşakların bütün bilgisine sahip oldukça bir basamak yukarı çıkar. Vüsat Bener'in nokta 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 o basamaklara çıkılmış olmasında saklıdır. O basamak diyerek kastettiği basamak bize verdiği cümledeki basamaktır. Yani bu cümlemiz 4 numaralı kutucuğa gelmelidir. Cevabımız denizli. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra sevdiklerimizi gözden düşürmek istememek duygusu diyebiliriz buna. Cümlesinin getirilmesi uygun olur. Yazarların kendi yazdıklarını yayınladıktan sonra Okumaktan korkmaları gibi kimi iyi okurlar da eskiden baş tacı ettikleri yazarları yeniden okumaya korkar. Geçmişte önemli bir yerde gördüğümüz yazarlar bulundukları dönemi yansıttıkları için tarihsel bakımdan eskimez elbette. Ama bir de roman, romanı ya da öyküyü yazınsal ölçülerle değerlendirirken edebiyatın kesintisiz değişim ve gelişim çizgisinin hep yukarı çıkan çizgisinde tutunmak ya da tutunamamak vardır. Yakup Kadri ve Yaban'ın yeniden okumakta zorlamamızın altında bu çizgiyi zihninizde oluşturmamış olmanız yatar. Nahit sırrı öreğin Sultan Hamit düşerken romanını ise hiçbir çizgi belirlemeden okuyabilirsiniz. Bize verdiği cümlede sevdiklerimizi gözden düşürmek istememek duygusu diyebiliriz buna demiş ve bu da en çok birinci cümleden sonra gelmeye uygundur. Ne demiş birinci cümlede? Kimi iyi okurlar da eskiden baş tacı ettikleri yazarları yeniden okumaya korkar. Yani eskiden sevdiği bir yazarı Eskiden baş tacı ettiği bir yazarı e, tekrar yeniden daha ileriki bir zamanda okuduğunda e, yani daha düşük değerli görünebilir o yazar ona. O kitap ona ilk okuduğundaki etkisini vermemiş olabilir. Ve buna da sevdiklerimizi gözden düşürmek istememek duygusu diyebiliriz. Diyerek cümleyi devam ettirebiliriz. Yani bir numaralı cümleden sonra bu cümlemizin getirilmesi uygundur. Cevabımız Adana. Oysa okumanın anlamı yalnızca bizi ilgilendiriyor. Cümlesi yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinden önce getirilmelidir? Yazarak ölümsüzleşmek gibi sözleri vardır kimi yazarların. Okuyarak ölümsüzleşmek daha doğru geliyor bana. Bütün olarak edebiyatın ne işe yaradığını sorduğumuzda belki herkes ilgilendiren bir sorundan söz açıyoruz. Niçin yazıyorsunuz sorusuna arkadaşlarım beni sevsin diye yanıtını veriyor ünlü bir yazar. Oysa kitap okuduğumuz için sevilmeyi beklemek yersiz olur. Kendi kendimize ve kendimiz için okuyoruz tabii ki. Şimdi bize soru cümlesinde verilen cümleye bakalım. Oysa okumanın anlamı yalnızca bizi ilgilendiriyor. Şimdi dördüncü cümlede niçin yazıyorsunuz sorusuna arkadaşların beni sevsin diye yanıtını veriyor önüne biri yazar demiş. Bu cümleden, bu cümleden önce gelmesi gerekiyor gibi sanki. Deneyelim. Bütün olarak edebiyatın ne işe yaradığını sorduğumuzda belki herkesi ilgilendiren bir sorundan söz açıyoruz. Oysa okumanın anlamı yalnızca bizi ilgilendiriyor. Niçin yazıyorsunuz sorusuna arkadaşlarım beni sevsin diye yanıtını veriyor ünlü bir yazar. Oysa kitap okuduğumuz için sevilmeyi beklemek yersiz olur. Bu cümle en çok 4 numaralı cümleden önce gelmeye uygundur. Cevabımız Ceyhan.